Balkanlar insanı da güzel, dili de güzel ve bize elveda demeyen topraklar. Gönülden bize bağlı topraklar. Bakın, yaşadığım birkaç şeyi anlatmak isterim. Mesela ilk gittiğim yıllarda ben bir tane sancak bölgesi var, Novi Pazar, Sırbistan sınırları içerisinde. Boşnakların ağırlıklı yaşadığı ama içinde küçük de olsa Türk gruplar var. Yaklaşık 100 bin kişidir ve sancakta herkes Türkçe bilir. Bir sancak Türküyle karşılaştığınızda, sizin Türkiye'li olduğunuzu öğrendiğinde size hemen söyleyeceği ilk cümle şudur, biliyor musunuz? Der ki, Allah göstermesin, bir gün Türkiye batıyla bir savaşa girerse Türkiye'nin cephesi Kapıkule'de başlamaz, cephe Novi Pazar'da başlar der. Yani bu derece Türkiye'ye bağlı, gönülden Türkiye'yi takip eden, seven insanların olduğu. Hani dedik ya biraz önce, Balkanlar hiçbir zaman Türkçe'ye elveda demedi. Sadece Türkçe'ye değil, Türkiye'ye de, Türkiye'de, Türkistan medeniyetine de elveda demedi. Bunu yaşatmaya çalışan, sürdürmeye çalışan o kadar çok insan var ki, onları bugün anma fırsatı, konuşma fırsatı verdiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Gene aklıma gelen çok ilginç bir şeyi daha söyleyeceğim. İlk gittiğimiz yıllarda Makedonya'da Kalkan denen Gosti var tarafındayız. Orada Erdoğan Saraç abi var, Gosti varlı. Onunla geziyoruz. Akşam yemeği yedik, sokağa çıktık. Caddede dolaşıyoruz. Yani Türkiye ile olan bağlarını anlatma adına bunu söylüyorum. Cadde kalabalık, saat 9-9.30 gibi. O kadar kalabalık ki ana cadde. Birden cadde boşaldı. Yani 5-10 dakika içerisinde o koca caddede garsonlar, çöpçüler, bizim gibi birkaç dışarıdan gelen misafir, kediler, köpekler kaldı. Ben de kendimce tahlil etmeye çalışıyorum. Ha, bunlar savaştan yeni çıktılar. Savaşın izleri devam ediyor. Hemen hava kararınca eve gidiyorlar falan diye. Gene de merakımı yenemedim. Erdoğan abiye sordum. Erdoğan abi dedim, savaşın izi herhalde değil mi? Herkes evine çekildi. Baktı bana şöyle. Yok be hocam dedi. Bugün Kurtlar Vadisi günü. Çok iyi. Yani, diziyi seyretmek için. Evet, diziyi seyrediyorlar. Yani Türkiye'ye gerçekten çok bağlı olan bir grup var orada. Bir insan var. Bizim insanımız var aslında. Onları... Bir de yani yayın günü hani netice itibariyle bir çeviri bir şey de beklemiyor. Bayağı oturuyor, seyrediyor. Zaten Türk televizyonları izleniyor. Siz de çok izleniyorsunuz. Abi, biliyorum. Bizi de izliyorlardır mı diyorsunuz? Emin öyle olun, güzel, gelir çok şimdi. Çok sevgiler, selamlar. Kosova'dan, Mamuşa'dan, Üsküp'ten arkadaşlar. Ve... Yani evet, bazen yazıyorlar ama bilmiyorum hani ne kadar takip ediyorlardır. Bazen öyle hani yabancı belki çirkin bir ifade oldu. Böyle yani Türkiye'nin dışından da birileri böyle selam verip konuştuğu zaman falan, acaba ben de diyorum hani nereden yakalıyoruz diye. Hatta keşke bizim bu yayınların şeyi olsa değil mi, böyle altyazılı farklı dillerde. Harika hani, olur. Merak edenler Türk tarihine filan harika buradan olur, takip edilir. Harika olur. Vallahi güzel olur. O da olur, yapılır. Belki olur. İnsanoğlunun düşündüğü hiçbir şey havada kalmazmış. Ha. Mutlaka yapılırmış. Akla geldiyse bir fikir. Yani Balkanlar böyle bir yer. Ben her gittiğimde yeni böyle duygularla. Tufan Hocam'la siz çok sık bir araya geliyorsunuz. Çok sevgiler, selamlar Tufan Gündüz Hocamıza. Tufan Hocam'ın çok güzel bir lafı var. Türk beklenendir diyor ya. Ay evet. Harika bir laf. Ben o lafı, o sözü Balkanlarda o kadar çok hissederim ki. Türk beklenendir. Biraz sonra Goralıları konuşurken bununla ilgili de söylemek istediğim var. Şimdi işin böyle hep güzel tarafları, sevimli tarafları var. Tabii acı tarafları da var işin o bölgede. Güzel taraflarından birini daha söyleyeyim. Mesela yarın Türkiye muhtemelen futbol maçlarına kilitlenecek tekrar. Şampiyon kim olacağı kilitleneceğiz.
Bilin ki Balkanlar'da kilitleniyor. Ben bir Fenerbahçe Beşiktaş maçını Prizren'de izledim. Ben Denizli sporluyum. Başka takım da tutmam. Şehrimin takımı seviyorum. Düştük 3. ligi ama olsun yani. Çıkarız bir gün gene. Prizren'de emin olun Taksim'de, Nevizade'de işte İstanbul'da neyi yaşıyorsanız maçta bunu yaşıyorsunuz. Araçlarla dat 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 gidenler, bayraklarını asan kaşkollar, efendim formalarını giymiş, restoranlara oturmuş, kaleci topu tutunca alkışlayanlar. Yani buralar bizim o gönül coğrafyamız dediğimiz, gönül coğrafyası kelimesi, sözcük grubu çok güzel. Çok. Bu bölge için inanılmaz yakışan bir kelime. Sinan Paşa Camisi, bu eski görüntüsü Sinan Paşa'nın, hı hı, Prizren'de. Bunu TİKA tamir etti. Prizren. Bu arada TİKA ne kadar büyük işler yapıyor değil mi? Yani buradan tekrar tekrar biz hani birçok programımıza da zaten yeri geliyor teşekkür ediyoruz. O gönül bağının ne demek olduğunu ve aslında oluşturulan bu gönül bağının sonraki nesillerde de nasıl karşılık bulacağını göreceğiz, zaman gösterecek. Evet. Buradan Serkan Kayalar'a da evet selamlarımızı, eyvallah, sevgilerimizi çok, çok de gönderelim. Ve tüm ekibine tabii, evet, ki. Şimdi sizin...